Günaydın, hayırlı sabahlar. Kalktım, sporumu yaptım. Herkesi okula, işe gönderdim. Evde tekim. Ev göçmüş durumda. Çünkü 3-4 gündür migrenle uğraşıyorum. Bu havaların, rüzgarın etkisiyle ben bayağı bir baş ağrısı çektim. Hatta dün kursa gidecektim. Baş ağrısından dolayı gidemedim. Bir de özel durumdan dolayı ayrıca ağrım, sızım vardı. 3-4 gündür hiçbir şeye ellemedim. Ev perişan halde ama ben durur muyum? Hayır, kendime. Şöyle mercimek krebi yaptım. İçinde biraz peynir, zeytin var. Çayımı demledim. Şöyle kahvaltılıklardan koyacağım. Ondan sonra da evi temizlemeye başlayacağım. Çünkü gerçekten ev koktu. Her yer her yerde. Makineden çamaşırlar çıktı, serildi, toplandı. Yerine kalkmadı. Ondan sonra odalar makine tutmam lazım. Silmem lazım, toparlamam lazım. Baya bir şeyler. Şöyle şunda. Ananas var arkadaşlar. Didem bunu soydu. Ama bir tık sert geldi sanırım. Yemedi. Kötü olacak. Zaten lifli bir yiyecek. Karatay'da serbest mi yasak mı bilmiyorum. Hiç bakmadım. Çünkü yasak da olsa yiyeceğim bugün bunu. Dediğim gibi. Çayımı da alacağım. Kahvaltım bu şekilde arkadaşlar. Bakalım bunu da yiyeyim. Güne bir dediğim gibi temizlikle başlayacağım. Ev koktu. Bir halledeceğim bakalım sağa sola. Hadi görüşürüz gene. Günaydınlar, hayırlı sabahlar. İnşallah çok iyi, çok güzel bir güne uyanmışsınızdır. Daha doğrusu tünaydın diyeyim çünkü saat şu anda 1'e 5 var. Kahvaltımı yaptım. Kahvemi de içtim. Bir kargo geldi. Sizinle de paylaşayım dedim. Ben YouTube'dan bu ay hediye vermiştim bir arkadaşımıza, biliyorsunuz. Aynı şekilde aylardır da Instagram'dan her ay bir arkadaşımızı seçip böyle çekiliş falan yapmıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Aynı YouTube'da yazdığım gibi sadece sayfamı takip eden, Instagram sayfamı takip eden ve herhangi bir fotoğrafın altına olabilir, bir yorum yazabilir, bir mesaj atabilir. Bilmiyorum yani, herhangi bir şekilde benim onu görmem lazım. Bir beğeniden, bir yorumdan, bir mesajdan dikkatimi çeken herhangi bir arkadaşımıza bir hediye yolluyorum. Bu yolladığım hediyelerde aradığım tek şart, seçtiğim insanlarda çok samimi olmamam. Yani ben kapı komşumu seçip ona hediye göndermiyorum ya da yıllardır görüştüğüm arkadaşımı seçip ona hediye göndermiyorum. Bu da neden? Yanlış anlaşılma olmasın diye. Yani bak, hediye veriyorum diyor ama işte hep yakınlarına çıkıyor, hep görüştüklerine çıkıyor ya da hep büyük sayfalara çıkıyor gibi bir şey olmasın diye, altında bir başka bir şey aranmasın diye hep bu tarz dikkat ediyorum buna yani. Neyse, geçen ayki hediyemi, yani bu ayki hediyemi, daha doğrusu Aralık ayında göndermek için seçtiğim hediyeyi şöyle seçmiştim. Instagram'dan bir soru sordum. Şu anda size bir hediye gelecek olsa o kutudan ne çıkmasını isterdiniz diye. Bir arkadaşımız da, Derya isimli bir arkadaşımız da şey yazmış kutucuğa. Çok istediğim iki kitap var. Onlar gelseydi dünyalar benim olurdu yazmış. Ben de çok hoşuma gitti bu şey. Çünkü ben de kitapları çok seviyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Her ne kadar bu dopamin bağımlılığı yüzünden eskisi kadar birçoğumuz kitap okuyamasa da, bende de var. Onu aşmaya çalışıyorum şu anda. Dopamin bağımlılığını da araştırın. Yani hani önceden mesela oturup 600 sayfa kitabı bir gecede belki okuduğumu bilirim ben. Şimdi 15-20 sayfa bir günde okuyabiliyorsam şükrediyorum. Bu da gerçekten dopamin bağımlılığı yüzünden oluyormuş. Yani artık anlık şeylerden daha çok tat aldığımız için, hani telefonda her şeye kolay ulaşabiliyoruz, çabuk sıkılıyoruz bazı şeylerden falan. Araştırırsanız bunun daha şeyli açıklamasını bulursunuz. Neyse, çok dallandırıp budaklandırmayayım, devam edeyim. Arkadaşımız kitap istediğini söyleyince ben de hemen yazdım. İstediğin o iki kitap neydi diye. O da bana istediği kitapların linkini atmış. Dedim bu ayki hediyemi sana göndereceğim.
Çok mutlu oldu, şaşırdı gerçek mi falan diye. Evet dedim, gerçekten sana göndereceğim hediyemi. Sen dedim o iki kitabı ben sana göndereceğim, adresi falan. Neyse, ben o siteden ilk kez alışveriş yapıyordum. Hani bu bilinen kitap sitelerinden biri değil. Kitabı aldığım site sadece o sitede varmış. Alırken hata yapmışım. Bir kitaptan iki tane şey yapmışım, işaretlemişim. Neyse, arkadaşa o iki kitap istiyor diye üç kitap gitmiş. Yani bir kitaptan iki tane aynısından gitmiş. Arkadaş da bana durumu bildirince böyle böyle Emine Hanım dedi. Kitaplardan biri iki tane gelmiş. Ne yapacağız falan. O zaman dedi ben o kitabı size geri göndereyim, fazla olanı. Tamam dedim. Arkadaş kitabın birini bana geri gönderdi. Hatta arkadaşa sipariş verirken de şey demiştim ben. İçimden yani. Gelecek ayda ben aldım. Çünkü merak ettim kitapları. Hiç daha önce okumadığım bir yazara ait bir kitap bunlar. Bana şöyle bir şey yazmış arkadaş. Ve demiştim yani bu kitaplardan ben de alacağım. Diğeri de zikirlerle ilgili bir kitaptı. Arkadaşın istediği bir kitabın şeyi. Şöyle yazmış. Emine Hanımcığım, kitaplar için tekrar teşekkürler. Her şey nasip kısmet. Kaderde sizin de okumanız varmış. Evren resmen bize işaret yolladı. Sizi severek takip ediyorum. Rabbim evinizden huzur eksik etmesin inşallah. Dualarımdasınız yazmış. Sağ olsun Derya Ak arkadaşımıza göndermiştim. Kitap da böyle bir kitap. İçeriğini falan bilmiyorum. Tam araştırmadım ama bu şeyle ilgili sanırım. Hayatın şu anda içindeki gelgitlerle ilgili bir kitap. Dediğim gibi okuyacağım kitabı ama şöyle bir şey söyleyeyim. Yani hayat aslında ya da evrene yolladığınız enerji, ettiğiniz dua, dilediğiniz dilek. Hani şey derler ya, Allah'ın dilek kapısının açık olduğu bir zamana denk geldi, geliyor falan, gelirse derler ya, çok doğru. Bazen hiç öylesine aklımızdan geçirdiğimiz bir şey hiç ummadığımız anda bir anda elimizin altında olabiliyor. O yüzden ağzımızdan çıkanlara, dilediklerimize, sözlerimize, geri bize dönüp geleceklere dikkat etmek lazım. Kötü söz söylerken de böyle, iyi söz söylerken de böyle. İşte böylelikle bu da bana nasip oldu. Böyle sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi ben işlerim var, onları halledeceğim. Karnıyarık yapacağım akşama. Kitaptan da nasıl oraya geçtim değil mi? Karnıyarık yapacağım dediğim gibi. Onun için kıyma çıkardım. Bir de benim bu hafta değil de gelecek hafta misafirlerim var. Onun için de içli köfte yapıp dolaba koyacağım. Gene mutfak robotunun, mutfak şefi aldım ya, onun kolaylığını yaşıyorum. Allah biliyor ya işte. Yani önceden bu kadar şey yapmıyordum. Erinirdim yani. Çünkü buna da bir kol gücü gerekiyor. Ama mutfak şefi sayesinde Allah'a çok şükür çok rahatladım. Bunun çok azlığıyla zaten karnıyarı biliyorsun, şöyle bir avuç kıymaya yeter. Bunun kalanıyla yağlı bir kıyma bu. Kurbandan kalan kıymamayla. Böyle karnıyarıklık çıkardım. Dolaptan domates çıkardım. Birazını alacağım, biber. Bunun üstüne şimdi soğan ekleyeceğim. Karnıyarıklık hazırlayacağım, azıcığını alıp. Kalanını da içli köfte harcı yapacağım. Sonra içli köfte hamuru yoğuracak makinacığım, ben yoğurmayacağım. Ondan sonra işlerim var, onları halledeceğim. Şöyle bir evi toparladım. Böyle. Bu arada bugün Kayseri nasıl, size onu göstereyim. Şöyle soğanlarımı da göstereyim. Temizledim, koydum. Bugünkü Kayseri güllük güneşlik arkadaşlar. Yani her şey yolunda. Hadi görüşürüz gene. Evet, içli köftenin içine hazırladım. Şöyle ayırdım biraz kıymaya. Domates ve biber ekleyip karnıyarımın içinde hazırladım. Şurada da ayarlı işletmişim. Videonun ses yüksek olması sesini duyuyorsun diye. Burada da içli köftemin hamuru yoğruluyor. Bu sefer biraz fazla yaptım. Şöyle göstereyim. Vallahi arkadaşlar, wattı düşük diye, fiyatı ucuz diye alırken korkmuştum. Ama altındaki bir sürü yorumu okudum. Hepsi de memnun kaldığını söyledi. Şöyle göstereyim. Köftelerimi yaptım, pişirdim. Şöyle iki tanesi hafif çatladı ama ayrımlı olmadı. Çok şükür geri kalanlar sağlam. Sarımsaklı yoğurdum var, cacık yapacağım. Şurada karnıyarığım pişti. Köfteler tabii ki de bu kadar değil. Biraz fazla yaptım çünkü dolaba koyacağım diye. Bunu Didem ve Duygu gelecek bugün bize. Duygu için şey yaptım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir saniye. Evet, çıkardım. Defalar şu kalan şeyle
çorbanın içine falan katmak için azıcık köfte yaptım. Yani şöyle kaşe yaptığımız, çorbalık yaptığımız köftelerden. İçsiz, bu kıyma falan yok. Kalan şunun hamurundan kalmıştı. Böyle değerlendirdik. Birazını da çiğ Didem sonuna yetişti, yedi. Biraz fazla kalmıştı. İç yetti ama. Şimdi ben bunu niye böyleyken buzluğa koydum? Bakın hiçbiri birbirine değmiyor. Daha önce de defalarca kez bahsettim. Biz Kayseriler, eminim başka yapan da vardır. Şoklatma denen bir şey yapıyoruz. Mantı olsun, köfte olsun. Ondan sonra böyle yapışırsa çıkarken birbirine kopacak şeyler, böyle hamur şeylerin genelde arasını böyle açıp mantı da böyle yapmamıza gerek yok çünkü mantı pıt 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 kopuyor. Yani mantı üst üste de kayabilirsiniz ama bu tarz köfte tarzı şeyleri birbirine değmeden böyle koyuyoruz. Şoklatıyoruz. Yani şoklatmak ne? Buzlukta üstü açık biraz bekletiyoruz, böyle 15-20 dakika olur, yarım saat olur. Sonra bunu biz böyle pıt pıt, bakın artık yapışmaz. Şöyle bir kabın içine koyacağım ben üst üste. Ve pişireceğim zaman bundan çıkaracağım. Artık birbirine yapışmaz bunlar. Çok sertleşti yani. Çıkarırken de daha kolay olacak. Gördüğünüz gibi. Böyle koyacağım şimdi. Bunu da gene böyle, bunu biraz da sonra geç koymuşum. Bunu bir 5 dakika daha bekleteceğim. Bunu biraz daha şoklattıktan sonra bunu da bir poşete koyacağım. Bu da birbirine yapışmayacak. Şöyle gördüğünüz gibi birbirine değmiyor bunlar da. Ama ben niye salladım onu bilmiyorum. Boş bulundum. Köfte görünce sallayasım geliyor demek ki. Neyse, dediğim gibi bu da birbirine değmiyor. Bu çok önemli değil. Bu çünkü küçük olduğu için ayrılabilir. Ama şunlar birbirine değdiği zaman birbirinden ayrırken büyük bir parça öbür parçayla beraber gelebilir. O yüzden bunu birbirine değmeden şoklatıyorum. Böyle kaldıracağım. Size de fikir olsun diye göstermek istedim. Şurada da narım vardı arkadaşlar. İki tane. Biraz yumuşar gibi olmuş bir tarafı. Hemen soydum. Dilimledim şöyle. Kız kardeşim bunu şöyle yapmış. Küçük kızı olduğu için hazır su kullanıyorlar ona. Ve en küçük su kabında, yani şöyle yarım litrelik de bile değil. Çeyrek litrelik su şeyleri var ya, onun içine koyup fotoğrafını koyarım yan tarafa. Buzluğa atmış ve böyle sunumlarda, salatalarda tek porsiyonluk böyle magnolia falan yapılıyor ya. Onların üstüne olabilir. İşte bilmiyorum artık nerede kullanıyorsanız. Mesela aşure yapanlar falan da koyuyor. Güllaç yapanlar koyar narı. Buzluğa atmış. Tabii benim o kadar çok yok. Bunu böyle atıp kaşıkla alacağım kullanacağım zaman. Ya da yerlerse. Bugün yerler narı. Benim için 3 saatte sonra meyve yemek doğru olmaz. Cacığımı da koydum. Duygu gelince ikisi bir yer, Didem'le Duygu. Ben şimdi yiyeceğim çünkü acıktım, saatim geldi. Öyle. Şöyle göstereyim arkadaşlar, iki tane köfteden aldım. Bu arada köftede hiç un yok. Onu söyleyeyim. Ama kızarttım. İçinde irmik var bu arada. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bu köftenin kalıpla ne kadar ince olup olmadığını merak ediyorsunuz. Çok fazla bu soru geliyor bana. Hemen göstereceğim. Şöyle çatlayanlardan birini elimle ayırıyorum. Görünüyor inşallah. Evet. Şöyle göstereyim. İnceliği budur arkadaşlar. Gerçekten çok ince oluyor. İlk başta yaparken zorlanabilirsiniz ama ilk kalıbı aldığınız zaman falan. Dikkatli yaparsanız, içine koyduğunuz poşeti defalarca gösterdim ben kalıpta nasıl yapıldığını. Islatıp koyarsanız, yani kalıbın içine köfte bulgurunu koymadan, hamurunu koymadan önce. Yani bir sürü püf nokta var. Bunu anlattığım videolarım var. İzlerseniz görürsünüz. Gerçekten şöyle ince oluyor. Göstermiş olayım.